Girin. Gelebilir miyim abi? Tabii gel gel. Seni ben çağırdım zaten. Geç otur şöyle. Evet. Ne haber? İyiyim. Sen, sizinkiler nasıl? Gayet iyiler. Biz de iyiyiz. Beni niye böyle apar topar buraya çağırdın abi? Çünkü evde olsaydık erkek erkeğe konuşamayacaktık Tarık. Sen epeydir işe gitmiyormuşsun. Betül söyledi. Neden? Canım istemedi. Ne demek canım istemedi ya? Tarık, bak hayatında ilk defa bir işin oluyor. Bir üstelik evlisin, ailen var. Bunca zamandır kurduğun düzeni sen bozmak mı istiyorsun ha? Abi, bütün bunlar bana göre değil. Zaten her şey sanki bir rüya görmüşüm de şimdi yavaş yavaş uyanıyormuşum gibi geliyor. Tarık, bütün bunlar ne demek oluyor? Yani ben söylediklerinden ve davranışlarından hiçbir şey anlamıyorum kardeşim. Abi bak, her şeyi halletmeden size bir şey söylemeyecektim ama madem konuyu açtın konuşalım. Ben yaşadığım hayattan mutlu değilim. Kayınvalidem yüzünden mi? Yok, hayır. Yani bunun onunla hiçbir alakası yok. Ne yaptığım iş benim sevdiğim bir iş, ne de Eda benim sevebileceğim bir kadın. Ne? Ya Tarık, senin söylediklerini kulağın duymuyor galiba. Sen değil miydin Betüş'ün yanında can ata ata çalışmak isteyen? Sen değil miydin Eda ile evlenmek için kaçmayı bile göze alan? Ne oluyor sana Tarık? Hiçbir şey anlamıyorum. Bilmiyorum abi. Dedim ya, sanki her şey bir rüyaydı ve ben şimdi uyanıyorum. Peki Eda biliyor mu bütün bunları? Hayır, daha bilmiyor. Ben ne zaman konuyu açmaya kalksam sanki içine doğmuş gibi beni sevmiyor musun diye 100 kere soruyor. Ağlamaklı oluyor, konuşamıyorum. Bak Tarık, bu duyduklarımı ne kayınvalideme, ne Betüş'e ne de Eda'ya söylemeyeceğim. Ama sen de bu arada düşün, taşın, doğru dürüst karar ver. Tamam mı? Abi, ben kararımı verdim. Yaşamak istediğim hayatın bu olmadığına eminim. Eda'ya bütün bunları en geç bu akşam söyleyip ayrılmak isteyeceğim. Sonra da buralardan çekip gideceğim. Yapamıyorum. Yapamıyorum işte. Tarık kendisi oldu. Eski Tarık geri döndü. Sihirlerim bitti. Benim sihirleyip kendime aşık ettiğim Tarık gitti. Gerçek Tarık geri geldi. Of! Ya ben onu yeniden kendime aşık edemeden beni terk edip giderse? Yok. Yok canım. Böyle bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Sihirli olmasa bile onu yeniden kendime aşık etmenin başka bir yolunu bulmam lazım. Ay! Anneciğim, merhaba. Anne, biraz para alabilir miyim? Para mı? Ne parası? Para parası, bildiğin para. Haytacı, duyuyor musun? Kızım bir peri ve benden para istiyor. Evet anneciğim, ne var bunda bu kadar şaşıracak? Malum sihir yapamıyorum. Bir şey almam lazım. Paraya ihtiyacım var. Ben de para ne güzel. Ben parayı ne yapabilirim ki? Benim paradan haberim mi var? Bildiğin gibi ben de bir periyim ve ben de her şeyi sihirle alıyorum kızım. Hay Allah, çok mu lazımdı Eda? Ah, ben eski tacı olsam son kuruşuma kadar verirdim sana. Boş ver baba, takma kafana. Nasıl olsa ben o parayı bir yerlerden bulurum. Çok merak ettim Eda. O parayı ne yapacaksın? Kocam için bir şey yapacağım anneciğim. Zannediyorum sen bu konuyla hiç ilgilenmezsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.